arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz roman ve öykücükle Tanzimat Edebiyatı'ndaki ilkler. Biliyorsunuz ÖSYM yıllardır bu ilkleri soruyor ve sormaya devam edecektir. Genel kültür anlamında bilmenizi öneriyorum. Tabii biz Batı ile tanıştıktan sonra Tanzimat'ın ilanı ile beraber oradan çeşitli türler aldık. Gazete, dergiler, roman, eleştiri, mülakat, deneme gibi çok farklı edebiyata dair türler aldık ve günlük hayatımızı uygulamaya başladık. İlk resmi Türk gazetemiz Takvim-i Vekayi. İkinci gazetemiz yani daha yarı resmi olan Ceride-i Havalis ve ilk özel Türk gazetemiz İbrahim Şinasi Efendi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardığı tercümanı Ahval gazetemiz. Hallerin tercümanı demek aslında. Bunlar izafet tanımlaması. Tersten okuyoruz. Diğer gazetemiz Tasvir-i Efkar. Bu gazeteyi Şinasi yalnız başına çıkıyor fakat yurt dışına çıkması gerektiği için namı Kemal'e devrediyor. Diğer gazetelerimiz de Hürriyet, Basiret, İbret, Devir gibi çeşitli gazetelerimizi bu dönemde çıkartıyoruz. Peki biz bu dönemde bu romandır, eleştiri, hikaye gibi türleri aldık. Hemen ilk örneklerini verebildik mi? Hayır. Önce tercümeler yoluyla Batı Edebiyatı'ndan çevirilerini yaptık. Nasıl yazıldıklarını anladık ve biz de telif eserler vermeye başladık. İlk çeviri romanımız 1859'da Yusuf Kamil Paşalı'nın Fenelon isimli yazardan çevirdiği Telemak isimli eserimiz. Edebiyatımızdaki ilk roman yani kendi yazdığımız bir Türk yazarın yazdığı telif ilk romanımız Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşkı Talat ve Fitnat. Yani Fitnat ve Talat'ın aşkı demek aslında. İlk edebi romanımız Namık Kemal tarafından yazılan İntibah isimli romanımız. İlk realist romanımız yani gerçekçi romanımız Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Sergüzeşte ilk realist örnek özellikleri görüyoruz ama kabul ettiğimiz ilk realist olarak kabul ettiğimiz roman Recepzade Mahmut Ekrem'in Her Yönüyle Araba Sevdası isimli eseri sevgili arkadaşlar. İlk köy romanımız Nacizade Nazım'ın yazdığı Karabibik isimli eser naturalizmin etkisiyle. İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi bir töre komedisi. İlk öykülerimiz biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif Rivayat ve Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler isimli batılı anlamlı ilk hikayelerimiz bu ikisi. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre isimli eseri. İlk eleştiri yazımız Namık Kemal'in yazdığı Edebiyat Hakkında Bazı Mülazat-ı Şamildir adlı yazısı. İlk eleştiri eseri yani yazıdan bahsetmiyorum müferit bir eser olarak Namık Kemal'in 1855'te yazdığı Tahrib-i Harabat'ı. İlk mizah dergimiz Theodor Kasap tarafından 1869'da çıkarılan Diyojen isimli dergi. İlk şiir çevirileri Şinasi'nin yine Racine ve Lamartine'den 1859'da yaptığı çeviriler. İlk makaleyi yine Şinasi yazıyor 1869'da Mukaddime ismiyle ve kendi çıkardığı tercümanı Ahval gazetesinde yayınlanıyor. İlk noktalama işaretlerini kullanan Şinasi 1859'da. İlk antolojimiz yani şiirlerin toplandığı ilk eser Ziya Paşa'nın 1874'te hazırladığı Harabat adlı eseri. İlk günlük direktör Ali Bey'in 1871'de yazdığı Seyahat Jurnali. İlk köy şiirimiz de Muallim Naci'nin Köylü Kızların Şarkısı isimli eseri sevgili arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Teşekkürler.